Herkese merhaba. Kısa kısa matematik kanalındasınız. 7. sınıf bursluluk sınavı çıkmış soru çözümleri serimizde başlıyoruz sevgili gençler. İlk sorumuz bu seride sadece soru çözümü yapmıyorum. Daha önce çıkmış senelerdeki soruların önce kısaca özet konulu anlatımı yapıyorum. Ardından sorumuzu birlikte çözüyoruz. Serinin devamını ve yeni videoları kaçırmamak adına hemen aşağı iniyorsun. Oradaki abone ol butonundan kanalımıza abone oluyorsun. Ayrıca konu isteklerin olsa yorum kısmına yazmayı unutmuyorsun. Hadi kalemini kağıdını hazırla. Birlikte çalışacağız. Başlıyoruz. Evet birinci sorumuz bir tam sayılarda işlem sorusu sevgili gençler. Toplama çıkarma konusunu içeriyor. Aslında 6. sınıfta işlediğiniz bir konuydu. 7'ye gelince de yine tekrar öğrendiğiniz bir konu. Hemen yana kayıyoruz ve kısaca konumuzu hatırlıyoruz. Toplama çıkarma işlemi yaparken öncelikle ana temel kuralı vereceğim. Bak toplamada ve çıkarmada ortak olarak kullanacağın bir kural vereceğim. Hiç uzatmayalım. Bak şimdi eksi 3 ve artı 5 gördün. Bu şekilde eksi 3 artı 5 gördüğün zaman şöyle düşüneceksin. Eksileri ayrı artıları ayrı olarak düşüneceksin. Şimdi 3 tane eksimiz var 5 tane artımız var. Kim kazanır? Artılar 2 farklı kazanır. Böyle bu kadar basit bir mantık. Mesela eksi 3 var, eksi 5 var. Bunlar, bunları düşündüğün zaman bak eksiler 3 kişi, eksiler 5 kişi. Bunlar savaşır mı? Savaşmaz. Bir araya gelirler, 8 kişi olurlar, 8 çıkar. Anladın mı? Mesela eksi artı 7, eksi 6, artı 1 olsun. Böyle üçlü olursa ne yapacaksın? Burada yine artılar kendi arasında toplanacaklar. Bunlar kaç kişi olacaklar bir araya geldiklerinde? 7. Bir de burada 8. Eksi 6'ya dönüştü mü? Artık savaşabilirler. Artılar 8 kişi, eksiler 6 kişi. Kim kazanır? Artılar 2 fark. Bakın bu temel mantığı kullanarak birçok soruyu çözebilirsiniz. İkinci olarak vermem gereken bilgi şurada sorumuzda olduğu gibi parantezli olursa ne yapacağız? Yukarı alayım biraz sonra birazdan aşağı alacağım tekrar. Mesela şöyle bir şey verdi. Eksi 5, eksi artı 4 nedir diye sorduğu zaman burada da parantezleri açarak çözüyorsun. Nasıl açıyorsun? Açıyorum parantezi. Bu eksi 5 ya. Burada açtığı zaman eksi artı zıt işaretli olduğu için eksiye dönecek. Aynı olunca pozitif yapıyorsun. Parantez açtığında farklı olunca negatif yapıyorsun. Tamam Bu eksi 4 oluyor. Sonra yukarıda yaptığım gibi bunlar savaşacaklar mı savaşmayacaklar mı ona bakacağız eksiler 5 eksiler 4. Bir ara gelirler. Çünkü her ikisi de eksi 9 olur. Mesela bu sorunun cevabı eksi 9. Anladın mı? Şimdi bu bilgiler hocam benim bu soruyu çözmem için yeterli diyorsan hemen videonu durdur. Cevabı bul ve yoruma yaz bakalım. Sonra da ben, ben çözeceğim. Oradan kontrol edersin. Evet hemen çözmeye başlayalım. Bakın parantezli işlem var. İsterseniz bir daha aşağı yazalım mı? Ya da hiç gerek yok derseniz direkt çözelim. Bak burada parantezi açarsam eksi 11. Burada parantezi açarsam iki tane artı kafa kafaya gelir. Aynıysa pozitif demiştik. Artı 17. Burada parantezi açarsam eksi artı zıt işaretli kafa kafaya gelir. Eksi olur. Zıt kafa kafaya gelirse negatif. Aynısı kafa kafaya gelirse artı. Tamam. Bunu da unutmayın. Şimdi artık sorumuzu şurada yaptığımız gibi savaş yöntemiyle çözebiliriz. Önce şuradaki eksi 11 ile eksi 13'ü bir araya getiriyorum. Bunlar aynı takımdan çünkü. Eksi 11, 13, 11 daha 24 yapar. Eksiler 24 oldu mu? Burada da artı 17'miz duruyor. Tamam. Artık eksiler ve artılar kafa kafaya geldiler ve savaşacaklar. Bakalım savaşı kim kazanacak? Kim fazlaysa o kazanır. Eksiler mi fazla artılar mı? Eksiler. Kaç fazla? 24'ten 17 çıkarıyorum. 7. 7 fazla diyoruz. Cevabımız da eksi 7. Yani A şıkkı buluyoruz. Evet bu en temel konulardan ve kurallardan biri 7 sınıfın ilerleyen sorularında ve konularında da bize lazım olacak bir konuydu. Özellikle tam sayılarda toplama çıkarmaya çalışır sevgili gençler. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi ekrandaki logodan kanalımıza abone oluyorsun. Ayrıca konu istekleriniz olursa, farklı fikirleriniz ve görüşleriniz olursa yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Evet bir daha kısa bilgide görüşürüz.